Düşünün, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanları 1914-15-16, o zamanlar. Hicaz, Kudüs, Medine, oralarda Osmanlı İmparatorluğu'nun askerleri var. Osmanlı hiçbir zaman benim tapulu malım gözüyle bakmamış Medine'ye, Hicaz'a. Kutsal yerlerimiz, ben onun hizmetkarıyım diye bakmış, emanetçisiyim diye bakmış. İşte bu düsturla beraber Fahrettin Paşa komutasında, Ömer Fahrettin Paşa gerçek ismi, oraya yollanıyor. Paşamız o kadar güzel Allahu Teala'nın izniyle savunuyor ki yıllar yılları kovalıyor. İngiltere bugünün dünyayı karıştıran ve Arap ülkelerini ele geçiren Amerika'nın da sahibi olan İngiltere, o zaman da bundan 100 sene önce aynı zihniyete sahipti. 1916 yılında oradaki Arap kabilelerine size ülke kurmanıza yardımcı olacağız, şu kadar para vereceğiz diye İngilizler Arap kabilelerini kışkırttılar. Maddi olarak o kadar büyük bir destek aldılar ki İngilizlerden, Şerif Hüseyin Osmanlı'ya karşı ayaklandı. Yani Araplar İngilizlerle beraber Osmanlı'ya karşı aynı cephede savaştılar. Bölgedeki büyük aşiretler destek vermedi. Onun altını çizelim bu isyana. İngilizlerin öncülüğünde kurulan o Şerif Hüseyin ayaklanmasına, Osmanlı'ya karşı yapılan ayaklanmaya büyük aşiretler destek vermedi ama maalesef bayağı bir katılım oldu. Hatta o zaman Hindistan Müslümanları, Kuzey Afrika'da bulunan İslam alimleri, liderleri, Arap dünyası Şerif Hüseyin'i ve o Arap kabilelerini ihanetle suçladılar. Ama İngilizler bir kere onları satın almıştı. Osmanlı ortadan kaldırılmalıydı. Şerif Hüseyin'in savaş boyunca vereceği tahribat küçümsenecek gibi değildi kardeşlerim. Irak'ta, Sina'da, Yemen cephesinde düşman kuvvetleriyle başarılı bir savunma savaşı veren Türk ordusu beklenmedik bu düşmana karşı hazırlıksız yakalandı. Çünkü içten bir düşmandı. Peki gelelim konumuza. Yine hayal edin. 1916 yılının başları, Şubat, Kanal Harekatı başladı ve Irak'ta İngiliz işgali devam ediyor. Medine'ye saldırıldı Şubat'ta. İsyancılar İngilizlerden aldığı bütün altınları, silahları, yiyecekleri ve askeri birlikleri toparladılar. Birkaç ay sonra 9 Haziran'da 1916'da genel bir saldırıya geçtiler. 16 Haziran'da Cidde'ye, 7 Temmuz'da Mekke'ye ve 22 Eylül'de Taif'e geldiler. 1916. Bu tarih bir dönüm noktası olacaktı. İşte rahmetli Fahrettin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen hemen her yer Asilerin ve İngilizlerin eline geçmişti. Kutsal belde Medine kuşatma altındaydı. Bir ay sonra 17 Temmuz 1916'da ordu kumandanlığına tayin edildi Fahrettin Paşa. Ve onun komutasındaki Hicaz Seferi kuvvetleri Medine kuşatmasını Allah'ın izniyle gerisin geriye püskürttü. İngilizler o kadar büyük ümit bağladılar ki isyancı kuvvetlerine, yani Arapların kendi kabilelerinin onlarla beraber olmasına, o kadar üstünlerdi ki sayıca ama bozguna uğradılar. Ve Fahrettin Paşa fiilen kendi kumandanlığında kendi de bu savaşa katıldı ve Medine'yi kontrol altına aldı. Çöl kaplanı Ömer Fahrettin Paşa rahmetullahi aleyh elinde bulunan o kadar sınırlı, kısıtlı imkanları vardı ki Medine'yi tam 2 sene 7 ay boyunca müdafaa etti. Silah yok, hiçbir şey gelmiyor. Paşa Şerif Hüseyin'in isyan gerekçesi olarak İttihatçı hükümeti suçlamasını ve Osmanlı'yı İngilizlerin yanında olmak varken karşı savaşta safta savaşa sokmasını eleştiren bir beyanname vardı o zaman, ona bir cevap yayınladı. Şerif Hüseyin'in şahsında tüm işbirlikçilere, vatanlarını satanlara, İslam'a düşmanlık edenlere ne dedi biliyor musunuz? Kendi el yazısından okuyayım size. Şöyle dedi rahmetli: "Tarihi ve milli düşmanlarımız
ve bunların iş birlikçileriyle hayat ve memat meselesine atıldığımız bir zamanda İslam'ın güçlerini bölerek Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebep olan asilerin bize hala Müslümanlıktan ve İslam birliğinden söz etmesi ne kadar hayret vericidir. İslam aleminin mevcudiyeti ve bekası için cihat ilanına mecbur kalmış olan devletimiz yanında Cezayir, Fas, İran, Rusya Müslümanlarının can verdiği şu tarihi günlerde İslam'ın beşiği olan kutsal toprakları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes kabrini İngilizlere çiğneten, altın ve paraya ibadet eden, tapan bu hainlerden her şey umulur dedi. Kardeşlerim, çok zor günlerdi. Çok zor günlerdi. Osmanlı'nın Filistin ve Hicaz'ı aynı anda savunacak gücü artık kalmamıştı. Kudüs'ü kurtarmak için Medine'deki kuvvetlerin Filistin'e kaydırılmasına karar verildi. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. 1918'de. Fahrettin Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra imzalanan o kararnameyi duydu. Kulaklarına inanamadı. Askerlerine uzun bir müddet söyleyemedi. Çünkü karar şuydu. Mondros Ateşkes Anlaşması'yla İngilizlere verilecekti Medine. Bunu nasıl yapacaktı? Medine'nin boşaltılması gerekecekti. Fahrettin Paşa, Cemal Paşa'ya şu telgrafı çekiyor. Bu mukaddes şehri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharasını son dakikaya kadar muhafazayla, ecdadımızın Medine'ye, ana vatanın kıblegahına yerleştirmiş oldukları bayrağımızın bana kaldırtılmamasını kemali hürmetle istirham ederim. Yani bunu benden istemeyin. Fahrettin Paşa hiç değilse Medine'nin savunması için kendisine bir alay askerin verilmesini isteyecekti. Askeri strateji gereği Medine'nin boşaltılması kararını onaylayan Enver Paşa, kendisiyle aynı manevi iklimi paylaştığı Fahrettin Paşa'nın çığlığına kayıtsız kalmadı. Enver Paşa kabul etti. Medine boşaltılmayacak ve sonuna kadar savunulacaktı. Osmanlı hükümetinin o Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine Fahrettin Paşa yağma ihtimaline karşı, çünkü savaş anında biliyorsunuz her şey oluyor, Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinde bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini teklif etti. Çünkü Medine'nin İstanbul'la irtibatını sağlayan demir yolu yağmacıların eline geçiyordu. Ulaşım zor bir şekildeydi, Anadolu ile irtibat kesilecekti. Bu teklif kabul edildi, Fahrettin Paşa bir komisyon kurdu ve şu anda İstanbul'umuzda hala sergilenen Mukaddes Emanetler bölümündeki o tarihi ve kesinlikle paha biçilemeyen o eşsiz 30 parçadan oluşan mukaddes emanetler 2000 askerin koruması altında titizlikle taşındı ve İstanbul'a getirildi. Eğer Fahrettin Paşa böyle bir fikirde olmamış olsaydı şu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetleri İngiliz sarayında sergilenecekti. Fahrettin Paşa nihayet elinde kalan az sayıda kuvvetiyle hem bu çöl yolunu hem de Medine'yi müdafaya devam etti arkadaşlar. Lakin Hicaz demir yolunun Medine'ye yakın olan o Tebük Medain arasındaki istasyon düşman eline geçti ve Medine kalesi isyancılar tarafından kuşatıldı. Artık hiçbir yerden yardım gelemez hale geldi. Düşünün, bir daire, o dairenin her tarafı düşmanlar tarafından, hem İngilizler hem de İngilizlerin satın aldıkları bazı kabileler tarafından çepeçevre kuşatıldı. Artık öyle bir açlık var ki, az önce bahsettiğimiz yere geldik. Kardeşlerim, hastalıklar başladı, açlıklar başladı asker arasında. Hurmadan başka yiyecek yok. Su ve hurma, su ve hurma, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün derken artık hurmalar dahi çıkmamaya başladı. Öyle bir kuraklık var. Çünkü etraftan hiçbir şey gelmiyor.
Ama Medine'de savunulmaktan geri kalmıyor. O bahsettiğim olay oldu. Allah-u Teala'nın izniyle Medine'de bizim Mehmetçiğimiz, Fahrettin Paşa'mız ve askerleri, dedelerimiz, Allah hepsinden razı olsun, açlıkla boğuşurken bir de baktılar ki gökyüzünden çekirgeler yağıyor, yağmur gibi. Gökyüzü bir anda simsiyah oldu. İngilizlerin kendi kalemine aldığı defterlerde de aynı şeyler yazılı. Bir baktık diyor, bizim bölgemize değil ama onların olduğu yere simsiyah gökten bir şeyler yağıyor. Herkes elde kalan bir avuç tahıl mahvoldu, eyvah dediler. Hurma ağaçlarımız mahvoldu, çekirgeler geldi diye bakıyor. Eyvah, şimdi bittik diyor. Lakin Fahrettin Paşa o çekirgeleri nimet olarak değerlendiriyor. Bu bir ikramdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hicaz'da böyle bir çekirge istilası vardı. Fahrettin Paşa çok kitap okurdu. O okuduğu kitaplar arasında Hicaz'da Efendimiz aleyhisselam döneminde de çekirge istilasının olduğunu ve peygamberin çekirge ile ilgili bazı hadislerinin bulunduğunu hatırladı. İşte o alimlere sordu, ne olur acaba yemek gerekir mi? Sonra baktılar ki yemek sünnettir. Askerlerine aktardı. Çekirge kurularını çerez gibi yediler. Çekirge unundan ekmek yaptılar. Çekirge unundan yedikleri ekmekle Medine savunulmaya çalışıldı. Gökten yağan o çekirgeler Medine'deki senin dedenin gıdası oldu kardeşim. Ve Şam işgal edildi. Osmanlı İmparatorluğu artık fiilen de kaybetti. İşte Irak'ı, Lübnan'ı, Filistin'i veya işte bütün Arabistan'ı. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Herkes bu anlaşmaya uyacaktı. Teslim edilecekti. Hicaz ve Yemen'deki Osmanlı kıtaları, askerleri geri dönecekti. Ve burada olan oldu. Fahrettin Paşa askerlerini ve Medine'nin tüm ileri gelenlerini, o şimdiki Yeşil Kubbe dediğimiz yer var ya, ziyaret ettiğimiz, orada topladı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hemen karşısında, manevi huzurunda. Fahrettin Paşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle sağ tarafına doğru döndü, sırtını Efendimiz'e değil askerlerine doğru yarım olarak döndü ve ne dedi biliyor musunuz? Lütfen buraya dikkat edin. Ey Nas, malumunuz olsun ki bu kahraman askerlerim bütün İslam'ın manevi desteğiyle hilafetin göz bebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son neferine kadar muhafazaya ve müdafaya memurdur. Buna Müslümanca, askerce azmetmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı altında ve nihayet Ravza-i Mutahhara'nın yeşil türbesi altında kan ve ateş içinde kırmızı bir kefende görülmedikçe, Medine kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minarelerinden ve yeşil kubbesinden al sancak alınamayacaktır. Allah-u Teala bizimle beraberdir. Şefaatçimiz işte burada, onun Resulü ve Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlıklar, şan ve şereflerle dolu Osmanlı ordusunun yiğit askerleri. Ey her cenke cihanı tir tir titretmiş, asla kimseye boyun eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş yiğit Mehmetçiklerim, kardeşlerim, evlatlarım. Allah'ın huzurunda huşu ve vecd içinde gözyaşları döktüğümüz şurada Peygamberimizin karşısında hep beraber diyelim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bırakmayız. Herkes ağlamaya başladı. Fahrettin Paşa ile beraber. Oradaki yetkililer, herkes. Ve Cihan Harbi bitti. Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Osmanlı orduları artık bildiğiniz gibi bütün savaştığı yerlerden tahliye edildi. Bir tek Medine kaldı. Peki bu konuşmayı neye dayanarak yapıyor? Mondros Ateşkes Anlaşması yapıldı demiştik ya. Balkan Harbi'nde Bulgarlar bize anlaşmayı imzalattılar. Ama biz anlaşmanın metinlerini Edirne'de yaptırmıştık. Hala İngilizlerin sözüne güvenmiyordu çünkü. Bu yüzden oradaydı.
Anadolu'da bulunan 20 bin İngiliz eseri çoktan İngiltere'ye iade edildiği halde İngilizler bizim Mısır'daki kardeşlerimizi, hatta çocuklarımızı, kadınlarımızı da, ihtiyarları da bırakmadılar, dedi. Bu nedenle İngilizlerin güvenilmeyen kişiler olduğunu söyledi. Bırakmak istemedi. Ve neyse, Fahrettin Paşa gökyüzünü bir alev gibi kaplayan o güneşin altında bir damla su için çatlak dudaklarıyla matara ağızlarına yapışan Mehmetçik'le birlikte bir destan yazıyor. Medine'de milli mücadeleye taşınacak olan bir meşale yakıyordu. Paşa teslim olmuyordu. Ve bir sürü ricalar geldi. Geri dönün, geri dönün, geri dönün, ne olur diye. En son 5 Ocak 1919'da çok yakın arkadaşı Ali Albay olan Ali Necip'le hayatının en zor kararını verecekti. Arkadaşı Fahrettin Paşa'ya sonuna kadar bağlı kalacaklarını ama artık Osmanlı'nın menfaati gereği teslim olmaktan başka bir çare kalmadığını söyleyecekti. Eğer bu maddeleri tatbik etmezsek maalesef bu sefer İngilizler İstanbul'dan çıkmayacak, dedi. Arkadaşını sessizce dinledi. Osmanlı'ya zarar verme ihtimalinden korktu. Artık teslim olacaktı. Bu anlaşmadan 70 gün Medine'yi yine terk etmedi. Seni nasıl bırakırım ben ya Resulallah, dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ravza-i Mutahhara'nın başından ayrılmıyorlar. Ya İngilizler gelir zarar vermeye çalışırlarsa? Son kez neyse Efendimiz aleyhissalatu vesselamla vedalaşmaya gitti paşa. Askerleriyle beraber nasıl hüngür hüngür ağlıyorlar. Ben burada mücavir olarak kalacağım. Peygamberin şefaatine sığınıyorum deyip duruyor. Tam teslim şartları konuşulacakken Fahrettin Paşa'nın bu hareketi bir siyasi kriz doğuruyor. Eşyalar arabaya yüklenmiş, düşünün. Eşyalar indiriliyor, bir doktor çağrılıyor ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Silah arkadaşları ziyaretine gelen Fahrettin Paşa'nın bir hamlede paşanın etrafını sımsıkı sarıyorlar. Çünkü İngilizler paşanın teslim olması yönünde çok büyük bir baskı kuruyorlar. Gözyaşları içinde paşaya sarılan arkadaşları kendisini hep birden kucaklayarak teslim alıyorlar. Zar zor, yalvara yalvara. Ancak Fahrettin Paşa kılıcını düşmana teslim etmiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mescidine emanet ediyor. Ve sonra tutuklanıyor. 1921 yılında serbest bırakılıyor. Sakarya'da bu sefer yeni bir savaşa katılıyor. 1926 yılında Anadolu'ya dönüyor. 1948'de Kasım ayında İstanbul'da vefat ediyor. Ne demişler biliyor musunuz son olarak? Bu beni çok duygulandırır değerli dinleyenlerim. Hani herkes şimdi anılarını yazma meraklısı ya. 1940 senesinde, 41 senelerinde Fahrettin Paşa'ya birileri geliyor. Neden, demiş, o kadar anıların var, bu anılarını kitapta yazmıyorsun? Ne demiş biliyor musunuz? Ben sadece görevimi yaptım. Herkes zamanı geldiğinde vatanına karşı, dinine karşı olan borcunu yerine getirir. Bu bir kahramanlık değil, demiş. Ya. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa'nın şahsında onu ve tüm şehit ve gazilerimizi Allahu Teala'dan rahmet diliyorum. Medine müdafasında paşamızın komutası altında savaşan kahraman ecdadımızı bir kez daha vecd içinde selamlıyoruz.